Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geçen yıl yürürlüğe koyduğu ve 31 Aralık 2022 tarihinde son bulan evcil ve sokak hayvanlarına çip takma uygulaması son günün geçmesine rağmen halen devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması için çip dediğimiz bir uygulama yapıyoruz. Bu uygulamanın esas amacı hayvanların resmi olarak kimliklendirilmesi. Kedi ve köpekten oluşan Türkiye'deki yaklaşık 13 milyon hayvanın çiplenerek kontrol altına alınması Aksaray'da da halen devam ediyor. Kimliklendirilirken tabii bu hayvanlığa yapılmış olan bir kuduz, kuduz aşısıdır, e, gençlik aşılarıdır, paraziter uygulamalardır. Ya da hayvanın geçmişinde hastalıkla ilgili bir bulgu vardır. Onların kayıt altına alınabilip, alınıp takip edilmesini sağlamaktır. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Aksaray Veteriner Hekimler Odası Başkanı Önder Yıldız, çipleme işleminin toplum sağlığı açısından da çok önemli olduğuna vurgu yaptı. Bunlarla ilgili hayvanları kimliklendirmek ve kayıt altına almak için Bakanlığımız bir uygulama geliştirmiştir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinin çoğunda bu uygulama yapılmaktadır. Bizde yapıldığı gibi biz de hem hayvan sayımızı belirlemek, hem, hem hayvan popülasyonunu belli etmek hem de hayvanları kontrol altına alabilmek için böyle bir uygulamaya gittik. Bunun bir amacı da şudur. Hayvanlardan insanlara geçebilen Korkunç sayıda hastalıklar vardır. Toplum sağlığını etkileyebilen 200'ün üzerinde yaklaşık bulaşıcı hastalık vardır. Bunların kontrol altına alınmasını sağlamak için ve hayvanlardan insanlara geçebilecek ve toplum sağlığını bozacak hastalıkları eradike edebilmek için böyle bir uygulamaya gidilmiştir. Evet, ben